Merhabalar. Bugün size T388 walkie-talkie telsizi tanıtacağım. Telsizimizi ben Banggood.com'dan aldım. Fiyatı 18 dolar. Türkiye'ye yaklaşık 20-25 gün civarında geldi. Bu telsizin menzili oyuncak telsiz gibi olsa görünse de 5 kilometre yazıyor kitapçığında. Yalnız ben kendi basit denemelerde 2,5-3 kilometre civarında bir mesafe menzil aldım. Bunun dışında teknik bilgi verecek olursak 0.5 watt diye geçen bir telsiz bu. Wattı biraz düşük ama yani görünüşüne göre ve fiyatına göre oldukça iyi bir menzili var. Kutusu böyle geliyor. Standart kutu. Bu T388 modeli klasik bir model. Yani hangi firma çıkarttı bunu bilmiyorum. Fakat bu telsiz üreten firma Bellshort diye bir firma. Bellshort tarafından çıkartılmış T388. Bu şekilde elime ulaştı. Bakalım kutusu neler yazıyor. Teknik bilgiler var burada. 8 kilometre yazıyor ama bu biraz uydurma bir değer. Özellikleriyle 38 kodlu bir sistemi varmış. Çok fazla bilmiyorum ama bu Vox sistemi çok güzel bir sistem. Ben özellikle bunun için aldım. Bu ben bunu bebek telsiz olarak kullanıyorum. Örneğin tuşa basmadan sesinizi algılayarak karşı tarafa sesinizi iletme sistemine Vox sistemi deniliyor. Gayet de güzel işe yarıyor. Işığı var. 10 tonlu bir melodisi var. Düşük voltaj batarya alarmı var. Bunu bilmiyorum. Otomatik arama şekli bir şey ama tam ne olduğunu bilmiyorum. Tuşların tonları, tuş kilidi, batarya göstergesi, ekran ışığı, konuşma ses yükseltip alçaltma ve ekranı var. Bunlardan bahsediyor. Bu şekilde. Kutumuzu yavaş yavaş açalım. Bu pilleri ben sonradan kendim koydum da. Önce piller çıkartalım, daha sonra bakacağız pillerine. Kutusu bize bu şekilde geliyor. İki telsiz. Bir tanesi bu. Diğer telsizimiz bu. Bu kullanım kılavuzu. Başka da bir şey çıkmıyor kutudan. Şimdi şöyle bırakalım. Bu şekilde 3 parça haline geliyor yani bu kitapçığı sayarsak. Poşetlerimizi açmaya başlayalım. Telsizimiz bu arkadaşlar. Bellshort firması tarafından üretilmiş T388 modeli. Görünüş olarak benim hoşuma gitti. Güzel bir model. Şurada pil yatağı var. 4 tane ince kalem pil sığıyor bu yatağa. Hemen takalım. Son pille yerleştirdiğim zaman telsiz kendisi otomatik açılacak. Telsizimiz böyle. Hemen ikinciyi de takalım. Pillerini.
Sesimiz açıldı. Önce bir telsizden başlayayım ben. Şu tuş power tuşu. Buna yaklaşık 5 saniye basılı tuttuğumuz zaman telsiz kapanır. Bir kapandı. İlk saniye bastığımızda da açılır. Açıldı. Şu lamba ısı. Burada bir lamba var. Bakın şu şekilde. Şu tuşa basarak. Basit bir lamba ama iş görür. Daha sonra şu otomatik arama tuşu. Bakın şöyle şu an kanalları arıyor. Görüyorsunuz. Bunun ne işe yaradığını çok fazla bilemedim. Ben denedim ama çok fazla ne işe yaradığını anlayamadım. Neyse onu geçelim. Tamam, kanalımızı alalım. Şu ses açıp kapatma tuşu. Konuşma sesini kısıyor. Konuşma sesini yükseltiyor. Şu karşı telsizi çaldırma. Telefonla arama gibi bastığımız zaman arıyor. Bu şekilde. Şu, bunu da anlayamadım yani. Telsiz bir ses çıkartıyor, bakın böyle. Daha çözemedim. Çözersem ben size yorumlarda yazarım. Daha sonra şu konuşma tuşu. Bakın buna bastığım zaman konuşma yaparız. Şimdi diğer telsizin de sesi açık olduğu için kısalım biraz seslerini. Yakından yankı yapmasın. Deneme. Ses deneme. Bu şekilde güzel bir ses çıkışı var. Daha sonra şu tuşta en son göstereceğim. Bu menü tuşu. Bakın bu telsizde ilk önce menüye bastığım zaman kanalları gösterecek. Bu birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal diye devam ediyor. Bu şekilde tam 22 tane kanal var. 22 kanal da kendi içerisinde tekrardan 99 kanala ayrılıyor. Yani bu ince bir ayar yapabiliyorsunuz. Bununla hani telsizler birbirine karışmasın, bu tarz telsizler diye. Basıyoruz menüye. Bir daha bastığımız zaman ikinci ayar geliyor. Burada hemen ileri yaptığımız zaman bakın 3-4 diye sayıyor. Yani birinci kanalın 6 numarası, 7 numarası, 8 numarası diye devam ediyor. Bu bakın böyle 99'a kadar çıkıyor. Ben 1-1 yapacağım. Karşı telsiz de aynı olsun. Daha sonra bir kere bastığımız zaman kanal ayarlaması menü tuşuna. İkinci bastığımız zaman 99'lu kanal araması. Üçüncü bastığımız zaman bu Vox. Az önce bahsettiğim gibi sesimizi otomatik algılamaya yarıyor. Yani tuşa basmadan sesimizi algılıyor. Bu sayede bir böbe telsiz olarak kullanabiliyoruz. Bakın Vox sistemi aktif. Ben tuşa basmayacağım. Bakın kaçta algılanacak. Duyduğunuz gibi. Ben tuşa basmıyorum. Kendi kendine otomatikten algılıyor. Ses. Deneme. Ses deneme. Bakın bu şekilde kendisi otomatik algılıyor. Daha sonra Vox'umuzu kapatalım. Karışmasın. Bu telefonun melodisi. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çok önemli değil ama. Bu şekilde. 10 tane sesi var. Daha sonra menü tuşuna bastığım zaman bu tuşları basma sesine kısma ya da açma. Bak, kıstım, açtım, kıstım, açtım. Bir daha bastığım zaman bu da hangisiydi bu? Deneyelim bakalım. Ha, bu tamam, hatırladım. Bu da telsize bastığım zaman son ses, tırılıt eden ses. Bakın, off yapalım. Bakın ses çıkmıyor. Yani konuşmanın bittiği sesini çıkartmıyor. Onu açalım. Tamam, kabul ettik. Bakın şimdi
konuşma bittikten sonra bir ses gelecek. Bu ses. Buradan geliyor. Bundan başka da menümüzde bir ayarımız olmaması lazım. Doğru, başka bir ayarımız yok. Bunun dışında göstergelere bakacak olursak anten işareti var. Bakın şurada. Şöyle göstereyim kalemle. Şu. Anten işareti bastığımız zaman telsizin algıladığını gösteriyor. Bakın işaret çıkıyor. Ya da şu telsizden bastığımız zaman da orada işaret çıkıyor ki telsiz algılaması yapıyor. Bu şekilde. Bunun dışında size ne göstereyim? Batarya göstergemiz var şurada. Bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Alacak olan arkadaşlar tavsiye ederim. Gayet güzel ve kullanışlı bir telsiz. Fiyatına göre çok çok iyi. Yani açık alanda tahminimce 2 kilometre civarına gider. Böyle düz alanlarda, dağlık alanlarda 1 kilometre civarında. Çok daha açık, dümdüz olan bir alandaysa tahminimce 3-4 kilometre çıkabilir yani. Bu sayede işinizi görür diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim sizlere.